Finans Express'ten günaydın. Mısır'la ikili karayolu anlaşması 24 Nisan'da sona ermişti hatırlarsanız. Tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatta da sorunlar başladı elbette. Suriye kapısı uzun süredir kapalı, Irak sorunlu, Mısır üzerinden ulaştırılıyordu mallar. Bu kapı da kapanmış oldu 24 Nisan itibariyle. İşte bütün bu konuların detaylarını konuşacağız. Hatay Ro-Ro Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Güler stüdyo konuğumuz. Ve tabii ki aynı zamanda daimi yorumcumuz ve reel sektör konusundaki çalışmalarıyla da yakından bildiğimiz Profesör Doktor Kerem Akin var. Bütün bu sorunları, çözüm yollarını ve potansiyelleri konuşacağız Finans Express'te. Hoş geldiniz Sayın Güler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, Mısır'da ikili anlaşma bitti 24 Nisan'da, hemen konuya giriyorum ama sınır komşularımızla durum malum, küresel bir infial var aslında ve biz de nasibimizi alıyoruz çünkü ticari ilişkilerimizde komşularımıza yönelmiştik, komşularımızla yakınlaşmıştık. Taşımacılık sektörüne de bizzat yansıyor bu. Orta Doğu pazarında özellikle lojistik alanında neler yaşanıyor, dilerseniz sizden bir lojistiğin gündemini özetini alalım efendim. Evet, öncelikle ben bugün 11 Mayıs olması hasebiyle Reyhanlı'da 2 yıl önce yaşanan bir oradan ötürü bir başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz vardı. Allah'tan rahmet diliyorum. Programa davetinizden ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi 24 Nisan'da mutabakat zaptı bitiyor. Mısır bu mutabakat zaptını yenilemiyor. Algısı yaklaşık 4-5 aydır konuşulan bir konu. Aslında bu ilk yayınlandığı zaman Mısır 24 Nisan'dan sonra 3 yıllığına imzalamış olan mutabakat zaptını yenilemeyeceğini açıkladığında biz bunu dile getirmiştik. Mısır alternatifsiz değildir diye. Bu süre içerisindeki bu olup bitenler bir anlamda hem Hatay lojistik sektörünü, hem Türkiye lojistik sektörünü hem de ihracatçıyı tedirgin eden ifadelerdi aslında. Evet. Biz zaten bu amaç da aslında biraz tedirgin etmekti, yani o ifadelerdeki, değil mi hocam? Biraz da provoke etmekti. Bir anlamda o şekilde. Ben de size katılıyorum. Bunu da birkaç televizyon programında anlatmıştık. Biz Hatay Ro-Ro olarak o bölgeye yaşanan sıkıntıların bitirilmesi, bugüne kadar yaşananların tamamen bitirilip güzergahın ve ihracat mallarının pazara daha hızlı bir şekilde varışını sağlamak adına kurulmuş, kooperatif mantığıyla kurulmuş bir firmaydı. Ve şunu dile getirmiştik. Biz Mısır mutabakat zaptını yenilemese dahi Süveyş üzerinden transit geçerek ihracat ürünlerinin varış noktasına yetişmesini sağlayacağız demiştik. Biz de Mısır'ın tekrar, özellikle son bir ay kala tekrar bunu yenilemeyeceğini açıklayınca hazırlığımızı yaptık. 22 Nisan'ı beklemeden 17 Nisan'da ilk seferimizi direkt Süveyş kanalını transit geçerek 3,5 gün içerisinde Arabistan Dubai limanına varış yapmalarını sağladık. Bu süre içerisinde hem mali açıdan tırlarımızın, nakliye firmalarının sıkıntı yaşamaması, hem de bazı problemler ya da liman yanaşmalarında sıkıntı oluşmaması için 17 Nisan'dan önce biz Mısır'da hiçbir Türk plakalı aracımızı bırakmadık. Dolayısıyla da bu geçiş sürecinde tekrar ikinci bir kaosun ya da herhangi bir problemin oluşmasını da bir anlamda önlemiş olduk. Şu anda hattımız açık. Bu bahsetmiş olduğum tedirginlik şuydu. İhracatçı Orta Doğu pazarı malumunuz Türk malına rağbet gören bir bölge. Evet. Orada bizim Türk müteahhitlerimiz çok başarılı işlere imza attılar. Dolayısıyla bu pazarın devamı çok önemliydi bizim açımızdan. Oluşan bu hava sanki karayolunun tamamen kapanacağını, dolayısıyla oradaki pazarın Hint ve Çin pazarına kaymasına neden olacaktı. Hatta birkaç ihaleyi de bu şekilde Hint ve Çin müteahhitlerin aldığını biliyoruz. Evet. Hocam peki bu destinasyondaki değişiklik bizde herhangi bir kayba yol açar mı? Yoksa biz paçayı kurtardık diyebilir miyiz yeni destinasyonla? Şimdi tabii her şeyden evvel kanal geçişlerinin pahalı olduğunu göz ardı etmemek lazım. Dünyada insan emeğiyle yapılmış ve bir şekilde deniz yolu taşımacılığında yolu güzergahı kısaltması nedeniyle aslında taşıyıcı firmalara da, ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmak isteyen firmalara da büyük imkan sağlayan iki tane kanal var.
Bunlardan bir tanesi ciddi anlamda derinlemesine kazılmasıyla birlikte ortaya çıkan Süveyş Kanalı. O Süveyş Kanalı'nın eski resimleri var ama onun öncesinde 20. yüzyılın başında iki tane kanal inşa edilirken Panama Kanalı tam insan emeği. Süveyş'in bir miktar doğal, bir miktar sonradan insan emeğiyle yapılmış boyutları var. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var. İşte Panama Kanalı'na şimdi mesela devasa konteyner gemilerinin geçebilmesi için yanına yeni çok daha büyük bir kanal daha yapılıyor şimdi. Nikaragua'ya hemen biraz üstüne de daha derin bir kanal yapılıyor. Herhalde aynen biraz öyle. Daha sığ bir kanalmış değil mi Panama? Süveyş Kanalı için de aslında aynı dertlerin var olduğunu da söylemek lazım. Bunlar eskinin dünyasında gemi büyüklükleri bu boyutlarda değilken yapılmış olan kanallar bu boyutuyla bakıldığı zaman. Bu yönüyle bakıldığı zaman da Sayın Başkan da herhalde teyit edeceklerdir. Belli bir büyüklükteki gemiler ancak geçebiliyor. Öyle her geminin geçebildiği kanallar değil. Bu yönüyle bakıldığı zaman da işte işin içerisinde bir maliyet boyutu çıkıyor ki Türkiye bu süreçleri iyi yönetecekse, yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mısır meselesiyle ilgili olarak, bölgedeki konularla ilgili olarak bir devlet duruşu varsa, bu devlet duruşunun iş dünyasına yansımaması adına eğer bazı alternatif taşıma koridorları, ulaştırma koridorları oluşturuyorsak, bu ulaştırma koridorlarının maliyetlerini yönetmek adına da tabii hükümetin devrede olması Türkiye için en doğru tercih olarak ifade edilebilir. Bilmiyorum başkan ne der? Evet, ben hocama katılıyorum. Bu konuda bir devlet duruşu mutlaka mevcut. Ve bu konuyla alakalı hattın ilk kurulduğu aşamada ben bahsedeyim size isterseniz. 2012 yılında Suriye'deki karışıklıklar yaşandığı zaman hükümetimiz o zaman Mısır'la yaptığı müzakereler çerçevesinde bir karayolu anlaşması yapıldı. 3 yıl süreliğine yapıldı. Belki bu süre daha uzatılabilirdi. En başta bu şekilde hesaplanmış olsaydı, bu süre 3 yıl değil de 5-10 yıl tarzı düşünmüş olsaydı şu anki durum yaşanmıyor olabilirdi. Tabii o dönemde bu öngörülebilir miydi? O günün koşullarında ben de o bölgeyi temsil eden o heyette bulunan biri olarak böyle bir şey tabii beklenmiyor idi. Şu an hatta o dönemde kurulduğunda hükümetimiz bir desteği söz konusu idi. Bu devam etti yaklaşık 15 ay süresi içerisinde. Şu anki yapılan bu çalışmalarda Süveyş Kanalı'nı transit geçtiğimizde yapılan bu görüşmelerde hem ilgili bakanlıkların değişik çalışmaları bulunmaktadır. Evet. Ve hocamın dediği gibi mutlaka bir duruşun devam etmesi gerektiği kanısında. Süveyş Kanalı'yla ilgili genişletme çalışmaları var ve orada çok büyük boyutlardaki gemiler geçiş yapabiliyorlar. Bizi ilgilendiren kısım nedir? İhracatımızın gitmesi için gerek konteyner gemileri gerekse RORO gemilerimiz kanaldan çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Yine bu az önceki şeyi hattın kuruluşuyla alakalı başlamışken bir de devamını ben getirmek istiyorum. Suriye karışmadan önce bizim Orta Doğu'ya yapılan ciddi bir ihracatımız var idi. Mesela 2010-2011 ihracat verilerine baktığımızda 100 bin taşıma söz konusu. 100 bin taşıma ortalama 5 milyar dolarlık bir döviz girdisinden bahsediyoruz. Bir bölge için bu rakam ciddi bir rakam. Ancak şu anki verilere baktığımızda %86'lık gibi bir düşüş söz konusu. RORO hattı başladıktan sonra yıllık o bölgeye yapılan ihracatımız 6-7 bin sularında. Buradaki matematiksel her aracın ortalama 50-60 bin dolarlık mal taşıdığı öngörülür. Genelde budur hesaplama şekli ve çıkan sonuç da budur. Ortadaki kayıp ciddi anlamda büyük bir kayıp. Bu 100 bin taşımanın 45 bini bizim şu anki taşıma yaptığımız bölgeye gidiyor. Burada bu ihracat pazarının Türkiye açısından önemini biz bu rakamlarla görebiliyoruz. Evet. Suriye kapandıktan sonra karayoluna tamamen nakliye tırlarımız gidemez duruma gelince Mısır'la yapılan müzakereler sonucunda bu 22 Nisan'da biten mutabaka zaptı imzalandı. Bu süre içerisinde 3 yıllık bir süre içerisinde Mısır hattı da çok düzenli gitmiyordu aslında. Sebebi ise
güzergaha gemi koyan birkaç firmamız oldu. Roro firması. Bunlar ilk geldiğinde kimisi kapasite sorunu olan gemiler koydu. Hatta kimisi yakıt düzeyi seviyesi yüksek olan gemiler koydu. Ve kimi de birbirleriyle rekabete, ciddi rekabete girerek bu hattın sürekli sıkıntılı ve sancılı devamına neden oldular. Hatta bir dönem basına da yansıyan ve her açıklamamda dile getirdiğim 98 şoförümüz ve tırımız 1,5 ay boyunca Mısır'da acenteler Roro firma arasındaki borç ilişkisinden tutulmuş. Maalesef. Evet. Tutuldu. Bundan mutlaka da bilginiz olmuştur. Bütün bunlar Hatay'ın nakliyecilerin 55 tane Hataylı C2 yetki belgeli araç sahibi firmanın bir araya gelerek artık bu işi kendimizin yapması gerektiğini, kendi göbek bağımızı kendimiz kesmemiz gerektiğini, her gelen Roro firmasının bize çok değişik nedenlerde çok değişik sıkıntılar yaşattığını da görmemiz üzerine bir araya gelip bu hattaki sıkıntıları bertaraf adına bir firma kuruldu. Hatay Roro ismi verildi bu firmaya ve bu firma ilk seferini 15 Ekim 2014'te yaptı ve ilk seferimizde bu mutabaka zaptının yenilenmeyeceği bilgisi oldu. Yani bir sefere başlarken de sıkıntılı başladık ama bu süre içerisinde 6 aylık süre içerisinde bugüne kadar kurumsal anlamda gelip gemi koyan firmadan tutun diğer firmalara varıncaya kadar diğer firmanın veremediği hizmeti verdi. Sebebi şuydu, kendi işimizi yapmaya çalışıyorduk, maliyet odaklı hareket etmeye çalışıyorduk ve bugüne kadar bu 6 aylık süre içerisinde 4000 yakın araç taşımışız. Bunun döviz girişine baktığımız zaman önemsenmesi gereken bir rakam. Böyle bir kriz sürecini. Ben şimdi burada kısa bir es vermek istiyorum müsaadenizle. Çünkü Tuncay Turşucu da hattımızda bekliyor. Evet. Malum döviz de sizin için çok çok önemli. Bakalım piyasada neler oluyor değil mi hocam? Hemen Tuncay Bey'e pas atalım. Evet, BIST 100 endeksi cuma gününün önceki güne göre %1,80 artışla 84.060 puandan kapattı. BIST 100 endeksinde dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,87 milyar lira oldu. Serbest piyasada dolar 2,70-23, euro 3,01-20 lira oldu. Euro dolar paritesi 1,11-41, sepet kur 2,86 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1188 dolar 59 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da cuma günkü kapanışta 24 erkek ölçü altının gram satışı 103 lira 23 kuruş, Cumhuriyet altının satışı 692 lira 48 kuruş, çeyrek altının satışı ise 169 lira 26 kuruştan gerçekleşti. Ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 65 dolar 34 sentten işlem görüyor. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu yayınımızda. Günaydın Sayın Turşucu. İyi günler, günaydınlar. Tabii piyasaların çok çok etkilediği lojistik sektörünü biz burada konuşuyorduk. Biraz da size geç bağlandık ama hemen Çin Merkez Bankası'nın üçüncü kez aldığı faiz indirim kararıyla dilerseniz başlayalım sizin yorumlarınıza. Tabii. Aynı zamanda zorunlu karşılık oranlarında da bir azaltma, düşürme sinyalleri verdi Çin Merkez Bankası. Piyasalara yansımalar nasıl oldu Sayın Turşucu? Yani aslında şimdilik çok böyle Çin'den yapılan faiz indiriminin çok olumlu bir yansımaları olmadı. Çin'de ya yumuşak iniş kısmını tam olarak beceremediler ya da beklediğinden çok daha fazla bir yumuşak iniş var sanıyorum. Bundan da endişe ediyorlar olabilirler. Biliyorsunuz Çin bundan önce %12'lik, %13'lük, yılda %12-13'lük bir büyüme içerisinde hareket ediyordu. Çin hükümeti bunu %7 yoluna sokmak istediğini ilan etti ve bu şekilde adımlar atıldı. Yani Çin'in ortalama %7'lerde büyümesi istendi. Son ulaşılan rakamda %7.2'deyiz Çin'de yıllık büyüme hızında. Yalnız sanıyorum %7'nin de aşağısına yine ineceği yönünde bazı endişeler var. Çin'in ekonomik büyümesinin bir miktar daha hızlı bir şekilde düşeceği yönünde endişeler var. Bankalarda biliyorsunuz likidite açısından bazı sorunlar oldu.
Bunlarla ilgili Çin Merkez Bankası sürekli destek veriyor. Yani orada bazı şeyler yolunda gitmiyor. Bu ortada. Bu nedenle de sürekli teşvik ve geniş bir parasal uygulamalar yapılıyor. Bunları da yakından izleyeceğiz. Tabii Çin'in eğer beklenenden daha az büyümesi olursa, yani ileride Çin'de büyüme hızında %6-7'lerin altında bir rakam alırsak, bu durum tabii ki hepimize yansıyacak. Yani altın, emtia gibi pek çok alan olumsuz etkilenecek. Global büyüme hızları olumsuz etkilenecek. Bunları da yakından takip edeceğiz. Sayın Turşucu, peki iç piyasadan biraz bahsedecek olursak, elbette ki iş adamlarının yakından takip ettiği dövizden bahsedecek olursak neler söylersiniz hafta başında? Evet. Şimdilik 2.70'in altında bir hareket var kurda. Euro'da 3'ün üzerine doğru bir hamle olmuştu zaten. Euro burada daha da önemli, çünkü bu hafta biliyorsunuz, yani bugün aslında Yunanistan'la Euro grubun yapacağı toplantılar var. Biliyorsunuz orada yani 7.2 milyar euroluk bir kredi dilimi var. En son alması icap eden ama bir türlü alamadığı. Bu dilimin serbest bırakılması için Euro grupla aralarında bir anlaşma, bir uzlaşmanın olması gerekiyor. Şu anki mevcut hükümetten önceki hükümet Yunanistan'ın yaptığı bir anlaşma ve verdiği bazı reform sözleri var. Tabii ki bu reform sözleri şimdiki hükümetle çok fazla uyuşmuyor. Yani Yunanistan'da iş biraz zor. Yunanistan'ın işi de zor. Bugünkü toplantıda tam anlamıyla bu reformlarla ilgili bir anlaşma olur mu olmaz mı söylemesi zor. Ben de açıkçası çok fazla bir uzlaşma olacağını zannetmiyorum. Hemen akabinde yarın IMF'e 745 milyon euroluk bir ödemesi var Yunanistan'ın. Bunu öder, herhangi bir sorun yok, o konuda herhangi bir şey söylenmiyor açıkçası. Ama Haziran ayında milyar eurolara ulaşan ödemeler var. Bunlar Yunanistan'ı oldukça zora sokuyor. Nedenle bir şekilde bir orta yol bulmaları lazım. Bu konu euro üzerinde bir miktar daha baskı yaratabilir. Yani geçen hafta euro'daki o kahramanca hareketlerin ardından bu hafta bir miktar daha euro dolarda mesela 1.1080'lere doğru düşüşler görebiliriz. İçeride de euro'da 3'ün altına doğru hafif hareketler görebiliriz. Ama bizde ne oluyor derseniz, bizde lira gerçekten zayıf. Hem euro hem dolardan oluşan sepet bazında ciddi anlamda bir değer kaybı var. Bu konu zaten gözümden kaçmış değil. Yerel para cinsinden notumuzu biliyorsunuz indirdiler ama manşet olarak ifade edilen uzun vadeli yabancı para cinsinden notumuz aynı kaldı. Ama lira biraz daha gevşek kalmaya devam edebilir. 2.64'lerin altı, 2.65'lerin aşağısı dolarda zor gibi gözüküyor ama her anda yine 2.72'ler, 2.73'ler olacakmış gibi de bir hava var. Bu aralık içerisinde hareket ediyoruz yine. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Sayın Tuncay Turşucu, değerli yorumlarınız için. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Hocam. Sayın Güler, şimdi tabii Hatay belki de bulunduğumuz coğrafyada, yani Avrupa ile Asya arasında Türkiye en önemli kavşak noktalarından bir tanesi. Hatay'ın da böyle bir özelliği var. Hatay evet, en önemli kavşak noktalarından bir tanesi. Bir de son dönemde hiç tartışmasız Antep'ten Konya'ya kadar Türkiye'nin büyük bir sanayileşme hamlesi yapan illeri söz konusu. Ve bu sanayileşme hamlesindeki illerimiz Hatay kavşağından belki de coğrafyadaki bütün ülkelere çok ciddi ihracat yapıyorlar. Bu yönüyle bakıldığı zaman Hatay'ın bu kritik önemi nasıl vurgulanabilir? Neden Hatay bu kadar önemli bir kavşak noktası? Bu illerimizin daha iddialı bir ihracat yapabilmesi için, Hatay'ın çok daha güçlü bir lojistik merkezi olması için neler yapılması gerekiyor? Herhalde ciddi anlamda bunların üzerinde durulması lazım. Evet, bununla alakalı bildiğimiz birkaç şey var. Onu paylaşmak isterim. Şimdi İskenderun limanı Marmaris
faal bir liman. Daha önce Mersin Limanı bu faaliyeti almadan önce İskenderun Limanı'nda Irak'a yönelik ciddi bir gemi trafiği bulunmaktaydı. İskenderun Limanı'nda dezavantaj şudur. Hemen limanın bitiminde Amunos Dağları'nın yükselmesi. Ve burada sizin dedikleriniz de öngörüldüğünü düşünüyoruz. Hemen yanındaki Amunos Dağları'nın delinip tünelle arkadaki Hassa Ovası'na bağlanıp oradaki depo antrepo trafiğiyle sağlamak, lojistik anlamda kombine lojistiğin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan'a anladığım kadarıyla bazı müjdeleri oldu. Evet, müjdeleri... Bu konu 2016'da biz kazmayı vuruyoruz anlamında. Evet, bunu geçen yıllarda dile getirmişlerdi. Hatta bunun avantajı şu olacak. Gaziantep ve Maraş bölgesinde, özellikle Gaziantep'teki tekstil sektörü için ciddi bir fayda sağlayacak. Bunun şu anki mevcut konuştuğumuz konuyla alakalı kısmında da ben Hatay'ın durumunu anlatmak istiyorum. Şimdi Hatay sadece İskenderun Limanı'ndan ötürü Türkiye lojistiğinde önem arz etmiyor. Hatay'ın lojistik anlamda filo bakımında ve şirket sayısı bakımında tenteli, çadırlı dediğimiz kuru gıda taşıyan tenteli araçlarımızda İstanbul'dan sonra Türkiye ikincisidir. Frigo sayısında ise, araç sayısında ise Türkiye birincisi bir ilimiz. Bugün Türkiye'nin, Avrupa'nın en güçlü filosu olarak baktığımızda Hatay'ın lojistik anlamındaki önemi ve değerini çok daha iyi görebiliyoruz. Şimdi burada Orta Doğu'ya yapılan karayolu ihracatlarının %99'unu Hataylı lojistik firmaları ve Hataylı tırcılar, Hataylı şoför abilerimiz taşıyor diyebiliyoruz. %99 gibi ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok yüksek bir rakam. Evet. Burada o bölgeye lojistik firmalarının daha çok yatırımlarını, lojistik anlamdaki yatırımlarını yine Orta Doğu bölgesinde yapmış olması, aynı birçoğunun aynı dili konuşuyor olması, tabii bugün 35-40 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Tabii ki. Bazı firmalarımız 79-80'lerde kurulmuş ve hala faaliyetlerini Orta Doğu'ya devam ettiren ciddi firmalarımız bulunmaktadır ve doğal olarak bütün lojistik yatırımlarını, depo, acent ağını Orta Doğu'ya yaptığı için orada çok daha güçlü bir faktör gösterebiliyor. Yani önemli bir unsur olabiliyorlar. Ancak şimdi şu anki mevcut problemimizde özellikle Roro'yla ben Roro'yla odaklanmak istiyorum. Orada daha çok şu an sıkıntımız olduğu için bugün Hatay 9000 tırdan bahsediyor Sayın Hocam. 9000 tır, 31 plaka ve C2 yetki belgeli uluslararası çalışan tır sayısından bahsediyoruz. Buna K1 yurt içi çalışan tır sayısını almadım. Buna saydığımızda bu rakam çok daha ciddi bir rakam olacaktır. Şu anki mevcut problemden etkilen sayıyı çıkarttığımız için 9000 tır. Direkt istihdama baktığımızda 11000 istihdamdan bahsediyoruz Hatay'da. Büyük bir rakam. Ciddi bir rakam. Bir de lojistiğin doğası gereği lojistik tek başına bir sektör değildir. Yani lojistik sektör deyince bitmiyor mevzu. Elbette. Bunun küçük sanayi dediğimiz tornacısı, lastikçisi, tamirciye baktığımız zaman ve Hatay'daki lojistiğin bu kadar dinamik olması da dikkate alınca 80-90 bin istihdamdan bahsediyoruz. Hatay'ın lojistiki yerine sorduğumuzda bizim ilk aklımıza gelen bunlar. Aynı zamanda şu an mevcut Orta Doğu pazarındaki yaşanan sıkıntılar, Roro hattındaki problemler şu an düzelmeye başlamış. Hamdolsun haftada iki sefere çıktı. Geçen hafta biz ikinci gemimizi de kiraladık. Şu anda pazartesi ve perşembe günleri düzenli seferlerimiz mevcut. Süveyş kanalına baktığımız zaman tabii şimdi şu soru da akla gelebiliyor. Nedir? Madem Süveyş kanalı önemli bir çözüm noktasıydı, 3 yıldır neden denenmedi? Tabii ilk akla gelen sorulardan biri bu oluyor. Bir de insan avantajlarını ve dezavantajlarını da bir ölçüp biçmek, tartmak istiyor. Şimdi Süveyş kanalına baktığımızda Roro firması olarak Hatay Roro'nun dışında sadece avantajları var Sayın Hocam burada. Bir tek dezavantaj var, o da biz Hatay Roro'ya yansıyan dezavantaj maliyet. Bu maliyeti biz yükselttiğimiz zaman dolaylı olarak nakliye ve ihracata yansıyor. Bugün
Mısır üzere gittiğimizde bizim İskenderun Limanı'ndan aracımız çıktıktan sonra 7-8 gün içerisinde evet. Arabistan'a varış yapabiliyordu. Şu mevcut koşullarda biz İskenderun Limanı'ndan aracımız çıktığında 3 maksimum 4. gün bizim Arabistan'a aracımız varıyor. Herhangi bir aktarma görmeden varıyor. Şoför transferlerinde ufak tefek sıkıntılarımız var. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi var. Onunla ilgili çözüm bulunmaya çalışılıyor. Zaten gemimizin bir tanesi yolcuydu, bir tanesi de yolcusuz olarak organize edildi. Bununla alakalı sıkıntılar olsa da bunlar çözüm için uğraşılan ve çözülebilecek sıkıntılar. Süveyş kanalının en önemli avantajı transit sürenin 3 maksimum 4 güne düşmesi. En son gemimiz 3. gün, Perşembe günü çıkan gemimiz Pazar günü dün öğleden sonra tahliyesini yaptı. Burada bölgemizde Orta Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı çok ciddi anlamda yapılıyor. Tabii, özellikle tabii. Yaz ayına girdiğimizde yakın önümüzdeki haftalarda başlayacak olan yüklemeler çok acil gitmesi gereken yüklemeler. Bu anlamda çok önemli bir katkı sağlayacak ihracat açımıza. Yine raf 29'sı olan diğer süt ürünlerine baktığımızda pazara çok daha hakim olma durumu oluyor. İhracat açımızın diğer pazardan girişleri bu şekilde önleyebiliyor. Bugün eğer siz bir ürünü, bir malı alıcısına götürebilirseniz o mal kıymetlidir. Şu anda bizim yaptığımız en önemli şey bu malı en hızlı şekilde alıcısına ulaştırabiliyoruz. Burada yine transit süreden sağladığımız avantajla Gaziantep bölgesi ciddi bir tekstil üretimi yapılıyor. Ve tekstilcilerimizin tekrar karayoluna, tıra yükleme konusunda ciddi talepleri söz konusu. Maliyete baktığımız zaman ise araç başı 1500 dolar gibi bir maliyet artışı söz konusu. Bir kısmı işte burada nakliyeci arkadaşlar müşteriye yansıtmamaya çalışıyor. Bir kısmı müşteriye yansıtmak durumunda kalıyor. Hı hı. Ve bu şekilde bir döngünün sağlanması da çalışılıyor. Tabii biz olaya şöyle bakıyoruz. Bir nakliyeci olarak, bir lojistik firması olarak şöyle bakıyoruz. Malumunuz bir tedirginlik havası vardı. Bu tedirginlik havasında bir anlamda dış politikada ülkemizi köşeye sıkıştırma gibi bir pozisyon da mevcut idi. Yani işte Sisires çekti tarzı bir sürü haberler duydu. Biz vatanını seven insanlar olarak üzerimize düşeni yapmış bulunuyoruz. Tabii ki Sisi'nin blöfünü gördük diyorsunuz yani. O bizim işimiz değil, bizi ilgilendiren ihracatımızın devamını sağlamak. Tırlarımız yüklediği zaman yükünü varış noktasına götürebilmek. Nasıl götürebiliriz bunu? En kısa yol Süveyş kanalıydı. Ve Süveyş kanalını maliyetlere katlanarak geçiş yaptık. Evet. Biz bunları yaparken güçlü bir ülke, 2023 hedefleri olan, 2023'te 500 milyar İhracat hedefi olan güçlü ülkemin bu nakliyecilere, bu ihracatçılara, bu şoförlere kısaca elini taşın altına koyan bu esnafı kaderle baş başa bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki burada mesela Konya, Antep bu anlamda bu coğrafyaya ulaşmak için Hatay, Roro onlar için elzem. Vazgeçilmez bir koridor. Şimdi onlar da mesela sizin bu çalışmalarınıza Konya'daki sanayi ve ticaret odaları, Antep'teki sanayi ve ticaret odaları da sizin bu çalışmalarınıza destek vermeli diye düşünüyorum. Oradaki ilişkiler nasıl yürüyor? Sayın Hocam, orada tabi bunları anlatırken söylemeyi unuttuk, konusu da gelmedi. Ben önce şeyi tamamlayacağım. Bu dediğinizle ilgili bir çalışmamız oldu bizim. Hı hı. Bu nakliyeci arkadaşlar, esnafı bunu yaparken bu maliyetin artışının ilerideki dönemlerde esnafların da sıkıntı yaşamaması adına devlet desteğinin devamı çok önem arz ediyor. Evet. Ve bu konuyla ilgili bakanlıkların çalışma içerisinde olduğunu duyuyor, görüyoruz. Ve bu konuda bu sadece bu giden ihracatların değil, az önce bahsetmiş olduğum Hatay'ın sosyal dengesi, oradaki oluşan istihdam ve bu sektörün sekteye uğraması durumunda direkt olarak istihdama yansıyacağı da dikkate alınarak bu anlamda destek verip vermeme konusunun
çok detaylı bir şekilde ve çok yönlü değerlendirilmesini önemli biz rica ediyoruz ve bir, ciddi bir beklenti içerisindeyiz. Sayın Hocam'ın bahsettiği konuya gelince, biz Şubat ayında Sayın Hocam Konya, Kayseri, Mersin, Adana, özellikle Mersin Tiyatrosu Başkanımız Şahatoğlu'nun ciddi katkıları var. Antalya Tiyatrosu Başkanı Hikmet Çinçin Beyefendi'nin de çok ciddi katkıları var. Reyhanlı Tiyatrosu Başkanımız Necmet Cezaroğlu'nun da bu konuda çalışmaları var. Toplam 10 ticaret odası konuyla alakalı Antakya'da bir toplantı gerçekleştirildi. Güzergahla ilgili bir briefing verildi. Bu Antakya Ticaret Odası Başkanlığı'nda ve organizasyonda yapılmıştı. Akabinde bu 10 ticaret odası bir anlamda ortak bir açıklama getirerek durumu ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıklara bildirdi. Bu mevzunun biz her ne kadar firmanın ismini hatırlara koyduysak da sonuçta Türkiye lojistiğine hizmet ediyor. Tabii. Türkiye ihracatına hizmet veriyor. Bir de gözden belki de kaçan bir noktadır. Mevcut hattımız sadece Türkiye'yi Orta Doğu pazarına bağlamıyor. Orta Doğu pazarını da Türkiye'ye bağlamıyor sadece çift yönlü. Aynı zamanda Avrupa ve Rusya'dan ve Türk Cumhuriyetlerinden hatta Irak'tan geri dönüş gelen, iade gelen ürünleri pazara bağlıyor. Yani aslında Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlamış oluyor. Özellikle ilaç taşımaları yapılıyor. Türkiye üzerinden transit geçiyor ve bizim gemilerimizle bu ilaç ürünleri gidiyor. Bir anlamda geçen Mısır basınında çıkan bir haberdi bu. Biz bu olayı sadece Türkiye'nin bir kaybı değil, aslında işin aslına baktığınızda Mısır'ın, daha fazla Mısır'ın kaybı, Mısır'ın bir kaybı. Mısır'dan geçen her tırımız minimum 1500 dolar para döviz bırakıyordu Mısır'da. Uçak transferler, otobüsler kullanılıyor, otelleri kullanılıyor. Yani Süveyş'ten de paylarını alıyorlar ama. O biraz onun hesaplama şekli, bir de Süveyş'ten biliyorsun nerelere kimlerin ortak olduğunu. Tabii. Evet. Ben orası bir uluslararası şey olduğu açıklamamın için. Açıklamamın bir şeyi olmaz. Tabii. O direkt Mısır üzere gittiğimiz direkt esnafa yansıyan bir durumdu. Oranın Mısır'ın top düzeyindeki başkanının ifadesi, gazeteler elimizde mevcut. Bu hat Mısır için yararlı bir hattı. Mısır ekonomisine katkı sağlayan bir hat idi. Neden kapattınız diye bir sezlenişi var. Evet. Burada Mısır lojistiğini aslında Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya bağlayan bir güzergah idi. Biz Mısır kullanmıyoruz ama Türk lojistiğimiz şu an devam ediyor. Ancak bir anlamda Mısır belki de bir fırsatı kaçırmış oldu. Maalesef daha fazla kaybeden Mısır oldu. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan da haber bülteni başlayacak. Hocam maalesef belki son 30 son, saniye diyelim. 3 cümle alalım sizden ve sizin vereceğiniz son mesajlarla tamamlayalım. Peki. Ben aynı şeyi desteklemek istiyorum. Söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu güzergahın devamlılığı Türkiye'mizin ihracatı açısından hedeflenen rakamlara ulaşılması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu hattın devamlılığı ne kadar önemliyse hattın desteklenmesi de o derecede önemlidir. Evet. Bu konuyla alakalı Türkiye lojistik firmaları olarak bir beklenti içerisinde olduğumuzu ve yakın bir zamanda hükümetimizden bir müjde beklediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Peki. Biz de buna aracılık etmiş olalım. Evet. Bunların duyulmasına. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın İbrahim Güler, Profesör Doktor Kerem Akin, çok teşekkür ederiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te Finans Express'te tekrar karşınızda olacağız. Kerem Akin hocamızla birlikte görüşmek üzere. Finans Ekspresi.